Arkadaşlar, sizleri birbirinize ve çevrenizdeki diğer insanlara sürekli destek olmaya davet ediyorum. İnsanların Allah rızası için kendilerinden daha darda, daha zorda olan insanlara yardım etmeleri çok önemlidir. Az veren candan, çok veren maldan verir. İlk imamımız, Birleşik Kafkasya Devletimizin kurucusu İmam Mansur'un da yardım hakkındaki sözlerini sizlere hatırlatmak isterim. Onun zamanında Tataristan'da çok büyük bir deprem oldu. Müslüman Türk Tatarlarla Hristiyan Ruslar arasında çok sayıda ölü vardı. Halk perişan halde. Bir naibinin haber vermesi üzerine İmam Mansur ilk yardımı bir altın vererek kendisi başlattı. Halk da yardımlara katıldı. Fakat daha sonradan İmam Mansur'un yardımcılığını da yapan Kadir isimli bir zat fakir olduğunu, eline çok az para geçtiğini söyleyerek yardım edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine yine orada bulunan naiplerden biri Kadir'e fakirsin ama her gün tütün içebilecek kadar para bulabiliyorsun dedi. İşte bunun üzerine İmam Mansur tütün içebilecek kadar para bulan fakirlerin veya tütün içmese de eline ayda çok az da olsa belli bir miktar para geçen insanların Allah rızası için kendilerinden daha zor durumda olan insanlara yardım etmeleri çok önemlidir dedi. Sonra Kadir'e dönerek sen ve senin gibi fakirlerin bir akçesi Allah katında zenginlerin milyonlarca akçesinden daha değerlidir. Yardım etmekten geri durma dedi. Ve şöyle devam etti. Bir düşünsenize. Her ay yüz binlerce, milyonlarca fakir Allah rızası için sadece bir akçe yardım etse yüz binlerce, milyonlarca akçe yardım toplamış olur. Bu paralarla Müslümanların ve diğer insanların zorda kalmışlarına yardım edilir. Hatta bu her ay devam etse Allah'ın izniyle dünya üzerinde darda kalmış, zorda kalmış tek bir Müslüman bile kalmaz buyurmuştur. Alemlere rahmet, Hazreti Peygamber'in de yardım hakkında aklıma gelen çok önemli iki hadisi şerifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Peygamber Efendimiz, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ve yine buyuruyor ki, akrabalarına ve darda kalmışlara yardım etmeyenler bizden değildir. Ben de diyorum ki, Müslümanlığın kurtuluşu, insanlığın kurtuluşu, bu yardımların çoğaltılarak sürekli hale gelmesiyle mümkün olacaktır. Allah yaptığınız, yapacağınız yardımları kabul eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Allah senden de razı olsun imamım. Sizlerle konuşmak istediğim önemli bir mesele daha var. Buyurun imamım. Hepinizi tebrik ediyorum. Kutluyorum. Savaşıyoruz. Allah'ın izniyle bizden çok güçlü olan Rus çarına ve onun ordularına her defasında mağlubiyet yaşatıyor, onları bozguna uğratıyoruz. Lakin bu savaşta yanımızda yer alan sadece Osmanlı var. Osmanlı her ne kadar Ruslarla yaptığı mecburi anlaşmalardan dolayı bize asker yardımı yapamasa da el altından gizlice silah ve mühimmat desteği sağlıyor. Ancak Ruslar Karadeniz'de kontrolleri sıklaştırmışlar. Bizim hemen kendi silahımızı üretip savaşmaya o şekilde devam etmemiz lazım.